Arkadaşlar iyi günler. Bugün size telefondan bir video atacağım arkadaşlar. Tradle platformu arkadaşlar. Bu Akbank'ın kullandığı bir platform. Burada varantlar, viyoplar her şey var arkadaşlar. Tabii viyop için ayrı bir sözleşme yapmanız yani hesap açmanız falan filan gerekiyor. Varantlar alıp satabilirsiniz yine burada. Warrant dediğimiz de opsiyon arkadaşlar. Opsiyon borsası. O çok karmaşık bir borsadır. Yani sembollerin ne anlama geldiklerini, ne olduklarını, bilmem ne yaptıklarını falan bayağı uzun hikaye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz cep şubenizden hani hisse alıp satıyorsunuz. Normaldir. Peki bunlarda şey yok mu? Mesela short açmak yok mu? O yok mu? Bu yok mu? Var arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben Tofaş'ın düşeceğini düşünüyorum biliyorsunuz grafiğini az çok kafamızda toparlamıştık. Şimdi ben buna sat dedim de arkadaşlar buradan bakın şurada açığa satış diye bir şey var. Şunu açıp kapatıyorum. Şuradan açığa satışı işaretleyip buradan limiti girdiğimde atıyorum bir tane sat dediğimde arkadaşlar bu açığa satış yapacak. Aynı şöyle bir şey var. Açığa satış yapabilmek için şubeden sözleşme imzalamanız ve belli bir miktar parayı da teminat göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yine büyük ihtimalle yani yüklü bir miktardır. Yine yani yasal forex borsalarında olduğu gibi minimum 60 bin lira gibi bir paradır arkadaşlar. Yalnız bunun olayı nedir? Şeyden daha basit yani şubeden daha basit arkadaşlar. Ve mesela piyasalara geliyorum. Bakın şurada. BIST 30, BIST 100 diye ana pazar, yıldız pazar, alt pazar, bilmem ne pazar diye böyle ayırmışlar arkadaşlar. Burada ne var? Endeksler var, yükselenler, düşenler, hacmi olanlar, varantlar, ak yatırım varantlar, viyop vadeli, viyop aktif, brüt takas. Mesela brüt takastaki hisseleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu tamamen kişinin kendisine kalmış bir durum da. Mesela risk almayı sevenler buralarda işlem yapabilir. Bunlara bakıp inceleyebilir arkadaşlar. Şuradan tekrar bastığınızda mesela BIST 100'e bakabilirsiniz. Yurt dışı borsa şeyler de var arkadaşlar da. Şimdi Tradle platformunda Forex de var arkadaşlar. Yurt dışı hisse senedi alıp satma olayı da var. Ama tabii onlar için ayrıca iletişime geçmeniz falan gerekiyor. Ayrıca sözleşme falan filan gerek. Yani çok çok basit bir şey değil. Neler varmış mesela burada? Almanya Dow Jones, Alman borsası falan falan. Mesela şu. Bunlara şu an işlem yapamıyorum. Tradle TR'deyim arkadaşlar şu anda. O yüzden bir Tradle uygulaması var arkadaşlar. Bir Tradle TR uygulaması var. Tradle'da Tradle Up dediği arkadaşlar yurt dışı piyasalar. Tradle FX dediği Forex piyasaları. Tradle TR'de bizim bu Türk borsası arkadaşlar. Hisse senetleri. Bugün arkadaşlar güzel başladık. Nurol güzel yükseldi. Ben tabi hala onda bir geri çekilme bekliyorum. Uzun vadede yine yükseliş bekliyoruz tabi. Uzun vadede dediğim birkaç hafta içinde arkadaşlar. Yani orta vadede bir yükseliş bekliyoruz zaten. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yani İzmir kafayı kaldırdı. %2,5'larla güzel bir açılış yaptı arkadaşlar. Tabi bunda da grafiğe bakmak için şeylere falan bakmak için böyle ekstra detaylara bakmak için arkadaşlar lisans istiyor. Bu borsa İstanbul'un kötü tarafı da bu. Her bilgi için sizden lisans istiyor. Yani bunda haberleri de burada görebiliyorsunuz. Sadece uygulamayı göstermek istedim arkadaşlar. Yani şöyle uygulamayı göstermek istedim. Bunun tablet versiyonu pek düzgün çalışmıyor. Masa üstünü bilmiyorum arkadaşlar. Kendiniz bakarsınız masa üstü versiyonu da var. Yani program olarak değil de web gerçi programı da varmış da
Web'den bahsediyorum. Yani web'den baktığınızda da çalışır mı çalışmaz mı bilemem. Yani benim tabletim de çalışmıyor arkadaşlar da. Bunun cep versiyonu iyi çalışıyor. Çünkü atıyorum şifrenizi unuttuğunuz zaman doğrulama kodu istiyor. Doğrulama kodunun ekranı çıkmıyor falan falan. Ama bunu nasıl açıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi siz banka şubenizde bir yatırım hesabı açtınız ya. İşte onu buraya giriyorsunuz. Bir tane şifre alıyorsunuz. Size şifreyi gönderiyor. Onunla beraber buraya giriyorsunuz. Ve bankanızdaki bütün portföyünüz buraya yansıyor arkadaşlar. Buradan mesela anında alıp satabiliyorsunuz buradan direktman. Direktman alıp satabiliyorsunuz. Buraya listenize eklemeler yapabiliyorsunuz. Çizmiş olduğunuz hisseleri. Onları ben buraya ekledim mesela, takip ediyorum. Ama dediğim gibi mesela short açacaksanız işte onun için şubeye gitmeniz. Pardon. İşte bir sözleşme imzalamanız, belli bir teminat göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve açığa satışlar da böyle her şeyde yok. Bazen kısıtlıyorlar, bazen şey yapıyorlar falan. Yani açığa satış dediğimizde short işlem. Bunu böyle bir size göstermek istedim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.